Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. 2023 evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir ne kadar? Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? Tüm detaylarını haberimizde derledik. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir. Engelli bakıcı maaşı alan kişiler tarafından sıklıkla sorgulanan ve her yıl asgari ücretin güncellenmesi ile belirlenen rakam oldukça merak edilmektedir. Evde bakım maaşı şartları 2023 kişi başına düşen gelir. Evde bakım aylığından faydalanmak için gelir durumu tek başına kriter değildir. Alt kısımda yer alan evde bakım şartlarının uygun olması gereklidir. Bakıma muhtaç engellilerin tespiti yönetmeliği kapsamında, engelli kişinin engelli raporunda, tam bağımlı, ifadesi yer almalıdır. Çocuklar için, çok ileri düzey, belirgin düzey ve özel koşul, gereksinimi ifadeleri yer almalıdır. Haneye giren toplam gelirin, hanede bulunan kişi sayısına bölünerek kişi başı gelirin, asgari ücreti 3/2 oranından az olması gereklidir. Sosyal hizmetler yetkilileri tarafından yapılan inceleme sonunda kişinin bakıma ihtiyacı olmasının karar verilmesi gereklidir. Şartların sağlanması durumunda hak sahibi evde bakım maaşı almaya hak kazanacaktır. 2023 yılı ilk 6 ayı için zamlı evde bakım maaşı 4.336 TL oldu. 2023 yılında evde bakım maaşı hanede bulunan kişi başına düşen aylık gelir rakamı sınırı 5.670 TL olarak belirlenmiştir. Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir nasıl hesaplanır? Evde bakım maaşı hesaplaması doğrudan asgari ücret ile orantılıdır. Bu duruma göre bakım aylığı kişi başı geliri asgari ücretin 1/3'ünü geçemez. Evde bakım maaşı kişi başına düşen gelir hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır. 2023 yılı Ocak ayı ile beraber asgari ücret 8.506 TL olmuştur. Ek olarak AGİ, asgari geçim indirimi, kaldırılmıştır. Asgari ücret net rakam 3x2 eşittir kişi başına düşen gelir, 8.506 TL, 3x2, eşittir 5.670 TL 1 Ocak 2023 ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında evde bakım parası için hanede bulunan kişi başına düşen aylık gelir rakamı 5.670 TL sınırını geçmemelidir. Evde bakım maaşları ne zaman yatmaya başlar? Geçmiş ay bakım maaşları yatma düzenine göre evde bakım maaşları ayın ikinci haftası itibariyle yatmaya başlıyor. Bu ay içinde bakım maaşlarının yine ayın ikinci haftası itibariyle yatacağını tahmin ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.